Kimyadaki yolculuğumuz boyunca moleküllerin birbiriyle olan etkileşimine ve metallerin elektron denizi sayesinde birbirini nasıl çektiğine değindik. Ama ben diğer bütün bağ tiplerine bahsetmek ve bir bandenin kaynama ve erime noktasının ne demek olduğuna değinmek istiyorum. En güçsüz olanıyla başlıyorum. Diyelim ki birçok helyum atomum var. Helyumu sadece helyum atomu olarak olarak çizeceğim. Periyodik tabloya bakacağız helyum için yapacağım şeyi diğer soy gazlar için de yapabiliriz. Çünkü soy gazlar bulundukları şekilde mutludurlar. En son yörüngeleri tamamen doludur. Neon ve helyum olsun. Neonu yapalım çünkü neonun en son yörüngesinde 8 elektronu var. Yani neonu neon olarak yazabiliriz ve o böylece mutludur. Tek başına memnundur, mutludur, mesuttur. Tek başına memnun olduğu bir yerde bağ yapması için şimdilik bir neden yoktur. Bağ yapması için bir neden söyleyeceğim. Eğer bu elektronlar atomun etrafında eşit olarak dağıtılmışsa bu atomlar nötrdür. Birbirleriyle bağ yapmak veya başka bir şey yapmak istemezler. Yani tek başlarına duracaklardır ve birbirlerini çekmeleri için veya çekmemeleri için hiçbir neden yoktur. Eğer yeterince soğutabilirseniz neon sıvı hale geçer sıvı hale geçebilmesi, neon atomlarının aralarında birbirlerini çeken bir kuvvet olduğunu gösterir. Sadece çok soğuk olduğu zaman sıvı olması da aralarında çok büyük kuvvetler bulunmadığını gösterir. Bu nedenle neon çoğu sıcaklıkta gaz halindedir. Ama eğer çok soğutursanız, neonları birleştiren veya neon moleküllerini yakınlaştıran bir kuvvet elde edebilirsiniz. Elektronların hareket halinde ve yörüngelerde bulunması bu kuvvetin oluşmasını sağlar. Neonu hayal edelim. Elektronları güzel ve temiz noktalar haline çizmek yerine bunu bir olasılık bulutu halinde çizeceğim. 1s2 ve dış yörüngeler 2s2, 2p6. 2s yörüngesi var. 1s yörüngesi bunun içinde ve p yörüngeleri var. p yörüngeleri farklı boyutlarda gibi duruyor ama önemli olan o değil. Ve başka bir neonum var. Sadece olasılık dağılımını çiziyorum. Bunun hakkında daha fazla öğrenmek için elektron dağılımı videolarını izleyebilirsiniz. Ancak olası dağılımın arkasındaki fikir elektronların her yerde olabileceğidir. Bütün elektronların burada olduğu bir an olabilir veya tüm elektronların şurada olduğu bir anda olabilir. Aynı şey neon atomu için de geçerlidir. Bütün olası dağılımların arasında eşit dağılım çok düşük bir ihtimaldir. Diyelim ki iki tane neon atomu var. Aslında çok az bir olasılıkla elektronlar eşit bir şekilde dağılacaktır elektron dağılımında bir neon atomunun diğer neon atomuna göre daha farklı olduğu durumlar çoktur. Yani bu neon atomunun en son yörüngesindeki 8 elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gibi olursa bu neon atomu nasıl gözükür? Bu yöne doğru geçici bir yükü vardır değil mi? Bu taraf diğer taraftan daha negatif, diğer taraf ise bu taraftan daha pozitiftir. Benzer bir şekilde eğer o an başka bir neon atomu olsaydı, bu neon atomu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor diyelim. Burada koyu renk kullanacağım çünkü çok soluk bir kuvvet. Yani burası biraz negatif olacaktır. Geçici olarak o anda burası negatif gibi olacaktır. Burası da pozitif. Yani bu taraf negatif, bu taraf pozitif. Yani o neon ve bu neon arasında bir çekim olacaktır ve daha sonra yok olacaktır. Çünkü elektronlar tekrar şekilleneceklerdir. Önemli olan, neredeyse hiçbir noktada neonun elektronlarının tamamen dağılmadığını anlayabilmektir. Her zaman bu rastgele dağılım olacaktır. Her zaman küçük, aslında kutuplaşma demek istemiyorum çünkü bu çok güçlü kalıyor. Ama her zaman atomun etrafında, atomun bir tarafında ekstra bir yük olacaktır. Bu yük diğer dengelenmiş moleküllerin karşıt yüklü tarafını çekecektir ve bu çok 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 güçsüz bir yüktür ve buna London kuvveti veya LDF denir. Sanırım bu ismi veren kişi Fritz London'du ama o İngiliz değildi galiba Alman Amerikandı. LDF, van der Waals kuvvetleri arasında en zayıf olanıdır ve van der Waals kuvvetleri tüm moleküller ve bu durumda neon molekül dahil gerçi neon bir atomdur, molekül değildir. Tüm moleküller arasında bu van der Waals kuvveti vardır. Sanırım sadece bir atomluk molekül diyebilirsiniz neona. Van der Waals kuvvetleri kovalent bağ veya tuzdaki gibi iyonik bağ yapmayan, ki buna da birazdan değineceğim, moleküller arası bağları içerir. En zayıf olan da London kuvvetidir. Yani Neon ve aslında buradaki tüm soy gazların tek sahip olduğu bağlar en zayıf moleküller arası bağ olan London kuvvetleridir. Ve bu nedenle onları gaz haline getirmek için çok az bir enerji gerekir. Ancak çok düşük sıcaklıklarda soy gazlar sıvı haline döneceklerdir. Bu yüzden onlara soy gaz denilmiştir. Ve büyük olasılıkla ideal gazlar gibi davranacaklardır birbirleriyle. Çünkü çok 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 küçük çekimleri vardır. En azından bu beklenir. Böyle olması beklenir. Peki daha fazla çekim kuvveti olan veya daha polar olan moleküllerde ne oluyor? Diyelim ki bir hidrojen klorürüm var. Hidrojen elektronlarını tutup tutmamakta kararsız. Klor elektronlarını tutmak ister çünkü klor oldukça elektronegatiftir. Şuradakilerden daha az elektronegatiftir. Bunlar en çok elektronegatif olanlardır. Azot, oksijen ve flor. Ama klor da oldukça elektronegatiftir. Yani eğer bir hidrojen klorürüm varsa, burada klor atomu var, 7 tane elektronu var ve bir elektronu hidrojenle paylaşıyor. Bir elektronu hidrojenle paylaşır ve ben de bu şekilde çizeceğim. Klor hidrojenden daha elektronegatif olduğu için elektronlar burada daha çok zaman geçirir. Yani bu taraf daha fazla elektron olduğu yer negatif yüklü olur ve bu taraf pozitif yüklü olur ve aslında bu hidrojen bağlarına çok benzer. Hidrojen bağları dipol bağlar veya dipol dipol bağları dediğimiz grubun bir içindeki bir türüdür. Ve eğer bir tane daha klor atomu olsaydı, diğer klor atomu şöyle gözükür. Eğer diğer klor atomu olsaydı, şunu kopyalayıp yapıştıracağım hemen şuraya, bu çekimi elde ederdik. Bu klor atomları arasında, pardon hidrojen klorür atomları arasında bu çekim ortaya çıkar. Pozitif taraf, hidrojenin olduğu taraftır. Çünkü elektronlar o tarafı terk etmiş gibidirler. Ve diğer molekülün klor tarafına doğru çekileceklerdir. Ve bu nedenle de bu Van der Waals bağı dipol-dipol etkileşiminde London kuvvetlerinden daha güçlüdür. Ve daha açık olmak gerekirse London kuvvetleri tüm moleküler etkileşimlerde bulunur. Ancak diğer bağlarla karşılaştırdığımızda çok zayıf kalırlar. Sadece soy gazlar hakkında konuştuğumuz zaman önemli olurlar. Burada bile elektronlar bir o tarafa bir bu tarafa doğru gittiğinden London kuvvetleri vardır. Bu dipol-dipol etkileşimi çok daha güçlüdür. Ve çok daha güçlü olduğundan hidrojen-klorür sıvı hale geçmek için veya helyuma, helyuma göre gaz haline geçmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Şimdi daha elektronegatif olanlara geldiğimizde Buradaki daha elektronegatif olduğunda yani azot, oksijen veya flor ile uğraştığınızda dipol-dipol etkileşimin daha özel bir türü olan hidrojen bağına geçmiş oluyoruz. Yani hidrojen ve florunuz olduğunda etrafta bir sürü hidrojen florür olur. Buraya flor, buraya da hidrojen yazabilirim. Flor aşırı elektronegatiftir. Periyodik tabloda en elektronegatif olan 3 atomdan biridir. Bu dipol-dipol etkileşimin çok güçlü olduğu tüm elektronların floron etrafında toplandığı bir durumdur. Yani kısmi pozitif, kısmi negatif, kısmi pozitif, kısmi negatif, kısmi pozitif, negatif diye gider. Dipol bir etkileşim ortaya çıkar. Ama çok güçlü bir dipol etkileşimidir. Bu nedenle insanlar hidrojenle çok elektronegatif bir atom olduğunda ve elektronegatif olan atom hidrojenin bir elektronunu kendine doğru çektiğinde hidrojen bağı ismini vermişlerdir. Yani hidrojen orada bir protonla duruyor, çok pozitif oluyor ve diğer üç molekülün negatif tarafına doğru çekiliyor. Bunların hepsinin nedeni van der Waals kuvvetleridir. London kuvveti en zayıf olan van der Waals kuvvetidir. Eğer daha elektronegatif bir atomunuz varsa, molekülün bir tarafı daha polar olduğunda, ve pozitif ve negatif taraflar arasında bir etkileşim olduğunda dipol bir etkileşim elde etmiş oluyoruz. Dipol dipol etkileşimi oluyor. Sonra daha güçlü bir bağ olan hidrojen bağları var. Çünkü çok elektronegatif olan atom hidrojeninin elektronunu çekiyor. Hala paylaşılıyor bu elektron ama molekülün bir tarafında çok daha fazla duruyor. Bu da daha güçlü bir bağ olduğu için daha yüksek bir kaynama noktası anlamına gelecektir. Yani, London kuvveti, dipol ve polar bağlar ve hidrojen bağları var. Bunların hepsi van der Waals kuvvetleri. Ama moleküller arası bağlar güçlendikçe kaynama noktası yükseliyor çünkü atomları birbirinden ayırmak için gerekli enerji miktarı artıyor. Bu videoda kovalent veya iyonik olmayan değişik moleküller arası etkileşimleri tanıdık. Bir sonraki videoda bazı kovalent ve iyonik yapıları ve bunların kaynama noktalarına etkilerini anlatacağım.